Herkese merhaba. Bu videoda tekneyle Türkiye'den çıkış nasıl oluyor, gümrük işlemleri nasıl hallediliyor ve hangi belgeler gerekli, bunlardan bahsedeceğim. Biz daha önce hem arkadaşlarımızın teknesiyle hem de kendi teknemizle birkaç kere çıkış yaptık. Bu noktada da her seferinde acente kullanmayı tercih ettik. Acente kullanmadan tabii ki işlemler halledilebilir, yapılabilir. Ancak acente aracılığıyla yapıldığında daha hızlı sonuç alınıyor, daha az bekleme süresi oluyor. Ve biz genelde yoğun dönemlerde çıkış yaptığımız için özellikle bu sebepten acente kullanıyoruz. Şimdi tekneyle çıkış için gerekli olan belgeler neler? Öncelikle zaten pasaportlarımız ve geçerli vizelerimiz. Daha sonra harç pulumuz. Bunu acenteyle çalışanlar acenteden temin edebilir. Ya da bankadan ödeyip direkt PDF'i, çıktıyı vesaire gösterebilirsiniz. Onun dışında teknenin kaptanının kaptanlık belgesi, bu amatör denizci belgesi de olabilir. Uzun yol gemi kaptanının belgesi de olabilir. Master diye geçiyor. Türkçesini tam hatırlayamadım şimdi. Uzun yol, bir dakika bakacağım. Bu Seaman's Book. Evet, şurada. Yacht Master ya da Ocean Going Master. Bunlardan ikisinden herhangi birisi geçerli olacaktır. Evet. Onun dışında teknenin sigorta belgeleri gerekiyor. Ve çıkış için normal bir sigorta yeterli. Bununla ilgili herhangi bir kontrol yapılmaz ama Yunanlar bir ekzeil belgesi istemeye başladılar. Yani bizim daha önceden geçerli olan sigorta teminatlarını yükselttiler. Bu yüzden Yunanistan'a eğer tekneyle geçilecekse bu ekzeil belgesinin yapılması gerekiyor. Ya da biz artık sözleşmemizi yenilediğimiz için sigorta sözleşmemizi direkt yüksek teminatlı yaptırdık bir senelik. Onunla ilgili de şöyle bir metin var. Burada hemen açtım. Yunanistan karasularında seyir ve bağlama süresi boyunca meydana gelecek zararlar için 4926 Taksim 22 sayılı Yunan kanununa göre 3. şahıs sorumluluk teminatının aşağıdaki limitleri kapsadığı kayıt ve not edilmiştir. 3. şahıslara ve yolculara yönelik ölüm ve bedensel yaralanmalara kişi başı 150 bin euro, olay başına 700 bin euro ve toplamda 2 milyon 100 bin euro. Üçüncü şahıslara ve yolculara maddi zararlar olay başına 150 bin euro ve toplamda 450 bin euro. Deniz kirliliği olay başına 150 bin euro ve toplamda 450 bin euro kapsamı bulunan bir sigorta istiyor Yunanlar. Kapatacağım. Bu belge Türk karasularından çıkarken kontrol edilmez. Ancak Yunanistan'a girildiğinde kontrol edilecektir. Onun dışında Türkiye'den çıkışta bağlama kütüğü belgesi isteniyor ve transit log talep ediliyor. Transit log'ta da bunu benim biraz algılamam vakit aldı. Türkiye'ye girişte tekne için bir transit log açılıyor. Ve bu belge saklanıyor. Daha sonra Türkiye'den çıkarken bu transit log belgesi yeniden götürülüyor gümrüğe. Ve orada bu belgenin öldürülmesi dedikleri bir teknik bir olay var. Yani belgeyi sonlandırıyorlar. Daha sonra yurt dışına çıkmış oluyoruz bu sayede. Ve Türkiye'ye yeniden girdiğimizde yeniden bir transit log belgesi oluşturuluyor. Bu her seferinde bu şekilde ve bu belgenin evrak bedeli de 150 TL. Şu an ne zaman? Şu an Temmuz ayındayız. Temmuz 2022 bedeli 150 TL. Temel olarak ihtiyacımız olan belgeler bu kadar. Bu belgeleri hazırlayıp acenteye gönderdikten sonra ya da gerekli gümrük çıkışlarına teknemizle gittikten sonra orada işlemler gerçekleştiriliyor. Pasaport çıkışları, pasaportlarımıza çıkış damgası vuruluyor. Ve sonrasında Türk karasularından ayrılmaya uygun bir hale geliyoruz. Bu kadar.
Aslında çok bir şey yok. Sadece yine her zamanki gibi kapı çaldı. Muhteşem. Yunanistan'a girişle ilgili de şöyle bir durum var. Yunanistan'a girmeden önce yaklaşık 6 saat öncesinden yetkililerin bilgilendirin 6-8 saat diyorlar hatta. 6-8 saat öncesinden yetkililerin bilgilendirilmiş olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki siz ya giriş yapacağınız limanın iletişim ve mail bilgilerini bulup bütün giriş belgelerinizi oraya gönderip yetkilileri bilgilendireceksiniz. Ya da bir acenteyle çalışıp onlar aracılığıyla bu bilgilendirmeyi yapıp yine işlemlerinizin kolay bir şekilde akışını sağlayacaksınız. Biz Yunanistan'a girerken bulunduğumuz konuma göre acente kullanmayı tercih ediyoruz. Yani bazı limanlarda acentesiz bu işlerin hallolması çok kolay, mesafeler çok kısa ve kolay hallediliyor. Ama bazı limanlarda ise bu işler biraz zor oluyor. Yani böyle daha az giriş yapılan adalarda mesela adam iş yerinde olmayabiliyor, ofiste olmayabiliyor, evde olabiliyor, kahvede olabiliyor, onu bulup çağırmak vesaire. Bunlar vakit alabiliyor. O yüzden yine biz acenteyle çalışmayı tercih ediyoruz. Çıkış işlemlerini yapmak için pasaport polisinin olduğu alana, limana tekneyle giriş yapmaya çalıştık. Ancak kimse yoktu, tek başımıza da bağlanamadık. O yüzden limana girdik. Şimdi pasaport polisine geldik. Ancak pasaport polisi sürekli burada durmuyormuş. Güvenlik görevlileri telefonla aradılar. Birazdan işte bir 10-15 dakikaya pasaport polisi gelecek. Ve biz de çıkış işlemlerimizi yapacağız. Acente ücretleri de Yunanistan için şu ana kadar 30 euro ile 100 euro arasındaki geniş bir bantta oturmuş durumda. Bu tamamen acentenin sizin tipinize ve kendi etik değerlerine göre verdiği bir fiyat oluyor. Eklemek istediğim küçük bir şey var, atlamışım. Yunanistan'a girişte 2019'dan beri özel teknelere ve ticari teknelere de aynı zamanda yeni bir vergi uygulanıyor. TEPAI denilen bir vergi bu. Belki ismini yanlış telaffuz etmiş olabilirim, kusura bakmayın. Ama yazıldığı şekli TEPAI. Bu vergi teknenin boyutuna göre değişiyor. Her boyutta tekne için farklı ücretlendirmeleri var. Bu vergi ayın ilk gününden ayın son gününe kadar geçerli. Yani kalacağınız her ay için yeniden ödeme yapmak zorundasınız. Şimdi bununla ilgili bir iki metin var. Orada daha net anlaşılır. Onları okumak istiyorum. Geçerlilik süresiyle de ilgili şöyle bir ek bir şey söyleyeceğim. Ayın ilk gününden ayın son gününe kadar geçerli dedim. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz içerisinde bulunduğunuz ayı takip eden ayın 3'üne kadar çıkış yapacaksanız ikinci ayı ödemekle yükümlü değilsiniz. Bu da aklınızda olsun. Yani iki kere ödeme yapmak durumunda kalmayın. Sadece birkaç gün içeride kalacaksanız. Ama ayın 4'ü itibariyle hala tekne Yunan karasularında olacaksa o noktada ikinci ayın vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Yunan karasularına girecek olan tekneler vergiyi karasularına girmeden önce ya da girdikleri gün, giriş yaptıkları gün öderler. Gitmeden önce ödeme yapmak çok pratik ve kolay olmayacağı için giriş yapıldığı zaman ödeme yapmak genel uygulama haline döndü. Gemi sahibi, kaptanı ya da kullananı vergiyi ödemekte yükümlü. TEPAI'nin ödemesini yapmak için eğer illa gitmeden ödemek istiyorum diyorsanız bir web adresi var. Bu web adresini aşağıda açıklamalara koyacağım. Orada e-paravolo ödeme kodu düzenlenir. Kod üzerinden ödeme yapılıyor. Teknenin Yunan, AB ya da Amerikan bayraklı ya da Avrupa Birliği dışı bir ülke bayrağı taşıması fark yaratmıyor. Mutlaka bu verginin ödenmesi gerekiyor. Tekneler 7 metreden büyükse bu vergiye tabi oluyor. Tekne boyutlarına göre ödememiz gereken vergileri söylüyorum. 7-8 metre arası 16 euro aylık. 8-10 metre arası 25 euro.
10-12 metre arası 33 euro. 12 metre üzerindekiler ortalama metre başına 8 euro vergi ödemekle yükümlü. Bunun ödenmemesi noktasında cezalar çok yüksek. O yüzden herhangi bir denetimle karşılaşmanız ihtimalinde böyle bir sorun yaşamamak için mutlaka ödemenizi tavsiye ediyorum. Zaten Acenta ile de giriş yapıyorsanız mutlaka bunu ödemiş olacaksınız. Bu da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.